30. TYT denemesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilen bilgiler sıvılara ait hangi özelliğin etkisiyle gerçekleşir? Su damlacıkların küre şeklini alması, evet bu kohezyon kuvvetinin daha fazla olması ve bundan dolayı da yüzey geriliminin artmasıyla alakalıdır. Bazı böceklerin su yüzeyinde yürüyebilmesi, evet yüzey gerilimini kullanarak böcekler su yüzeyinde yürüyebilir, batmadan yürüyebilir. Sıvı yağ, civa, aseton damlaların farklı görünümde olması, evet bunlar yüzeye damladıklarında damlanın şekli arkadaşlar tam bir küreyi andırıyorsa ki civada olduğu gibi o yüzey gerilimin büyük olduğunu gösterir. Kohezyon kuvvetinin büyük olduğunu gösterir. Adezyon yani yerle olan adezyon kuvvetinin zayıflığını gösterir. Evet sıvı yağ veya biraz daha yaygınsa bunun yüzey geriliminin az olduğunu, kohezyon kuvvetinin az olduğunu gösterir. Yani damlanın şekline de bakarak tam bir küreye yakın olursa kohezyon yani kuvvetinin büyüğü yüzey geriliminin fazla olduğunu görürüz. Böyle yayılıyorsa burada da yüzey geriliminin az olduğunu anlarız. O halde bütün bunlar yüzey gerilimiyle alakalı cevabımız B. İkinci sorumuz da aşağıda şekillerde doğrusal ve dairesel su dalgalarının karşılaştıkları engellerden yansımaları verilmiştir diyor. Şekillerde yapılan çizimlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar dalgaların yansıması ışığın yansımasıyla aynıdır. Yani yüzeyle hangi açıyla çarptıysa aynı açıyla yüzeyden ayrılması gerekir. 30'da da ayrılması gerekiyordu. Bu ifademiz yanlış. İkinci ifadeye bakıyorum. Evet, doğrusal su dalgaları parabolik bir engele değdikten sonra odaklanır. Bir noktada toplanır yani küresel halini alır, küçülür, küçülür. Sonra bu noktadan tekrar büyüyerek dağılmaya başlar arkadaşlar. Dolayısıyla şurada tamam odaklanmaları doğru ama buradan sonra bunların bu tarafa doğru hareket etmesi gerekiyordu. Bu şekli biraz yanlış çizilmiş burada. Şu ifade doğru ama gidiş yönü bu tarafa olması lazımdı. İkinci ifade de yanlış arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bakın dairesel dalgalar parabolik bir engele çarptıklarında sanki arkadaki bir kaynaktan geliyormuş gibi yansırlar. Aslında bu şöyle izah ediyoruz. Dairesel dalgalar ışıkta görüntü oluşumunu yerine geçer. Yani şu cisim buradayken görüntü tümsek aynada arkada değil miydi? Evet arkadaydı. Biraz daha yakındı. Cisme göre daha yakındaydı. Yani burada bir kaynak varmış gibi düşünüyoruz. Buradan kaynaktan gelen dalgalar nasıl giderek büyürse yansıyan dalgalar da o şekliyle olurdu. Evet üçüncü şeklimiz doğru. O halde cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı araçlara ait verim değerleri verilmiştir diyor. Değerleri. Bu tablodaki verilere göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar verim ne demektir? Verim yani bir lambanın olabilir, elektrik motorunun olabilir, bir basit makinenin olabilir. Biz o verimi hesaplarken şöyle yapıyoruz. Alınan bölü verilen bakın. Alınan bölü verilen. Şimdi alınan verilene eşitse verim %100'dür. Yani verdiğim enerji mesela lambaya ben 100 joule'luk bir enerji veriyorum, elektrik enerjisi. O da bana 100 joule'luk ışık enerjisi veriyorsa verim %100'dür. Ama 80 joule'luk ışık enerjisi veriyorsa bakın alınan verilenden az %80'dir. Çoğu zaman böyle %100 verimle çalışan hiçbir alet yoktur. İster istemez sürtünmelerden kaynaklanan bir kayıp vardır. Dolayısıyla alınan verilenden azdır. Şimdi ampulün verimine bakın %10. Bu %90 kayıp demektir. Yani ben 100 joule'luk elektrik enerjisi veriyorum. O bana 10 joule'luk ne veriyormuş mesela arkadaşlar? Verimin %10 dediğine göre ışık veriyormuş. Bakın amaç dışı harcanan enerji en fazla ampuldedir. Evet, bu doğru bir ifade. Kesinlikle doğru bir ifade. Gücü en fazla olan elektrik motorudur. Şimdi
alınan bu oranı verir arkadaşlar. Hani ne kadar enerji verdiğimi göstermez. Dolayısıyla bunu bilemem. Aynı işi yapabilmek için araba motoru elektrik motorundan daha fazla enerji harcar. Evet, verimi düşük olan bir şeyle aynı işi yapmak isterseniz ona daha çok enerji vermeniz lazım. Çünkü kayıp çok bunda. Verim düşükse kayıp çoktur. Onunla aynı işi yapmak istiyorsanız daha fazla, bakın daha fazla ne yapmanız lazım? Enerji harcamanız lazım. Evet, elektrik motorundan daha fazla enerji harcar demesi bu ifademizde doğru. 1 ve 3 olacak. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda demiş ki arkadaşlar, bakın dördüncü sorumuzda bisiklet turuna çıkan Sedat ve Umut'un hareketlerine ait konum zaman grafiği şekilde gibidir. Sadece bu grafik incelenerek aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz? Bakıyoruz, aynı konumdan başlamışlar, bakın konum burası sıfır olduğu için. Aynı anda başlamışlar, zaman da sıfır, konum da sıfır ve birisi biraz daha fazla uzağa gitmiş, diğeri daha biraz daha yakına gitmiş bakın. Sedat ve Umut aynı yönde hareket ediyor. Evet, uzaklaştıkları için aynı yönde hareket ediyor. Bu ifade, bunu buradan çıkarabiliriz. Eşit zaman aralığında Sedat'ın yer değiştirmesi daha fazladır. Evet, Sedat'ın bakın sıfırdan buraya gitmiş. Mesela buraya ne diyelim biz, 20 metre gittiğini düşünelim. Bunun da 10 metre. Evet, yer değiştirmesi 20, diğerinde Umut'un 10. Daha fazladır. Bunu da bulabiliriz. Umut sabit hızlıdır. Umut da sabit hızlı, Sedat da sabit hızlı. Çünkü bir doğru, bakın konum zaman grafiğinin sabit bir eğimi var. Eğim neyi verir? Hızı verir. Evet, hızları sabit. Sedat Umut'tan önce harekete başlamıştır. Arkadaşlar, bunun grafiği buradan başlasaydı, mesela şöyle başlasaydı buradan itibaren ne olacak? O belli bir süre sonra harekete başladı anlarız. Ama ikisi de sıfırdan başladıysa aynı anda başlamıştır. Bu ifademiz buradan çıkarılamaz. Evet, bakın gördüğünüz gibi Umut'un hızı Sedat'ın hızından küçüktür. Neden küçüktür? Çünkü eğimi daha küçük. Eğim hızı verdiğine göre, bakın buralarına değerler verdiğinizde de bulursunuz aslında, ama gerek yok sayısal şimdi işlem yapmamıza gerek yok. Eğimin dik olduğunu görüyoruz. Sedat'ın hızının daha fazla, Umut'un da daha az olduğunu görüyoruz. Bu ifadede doğru cevabımız D seçeneği. Beşinci sorumuzda negatif yüklü bir elektroskopun yapraklarının biraz daha açılması istenmektedir. Bakın elektroskopumuz var. Şöyle basitçe çizelim, bakın bir tane elektroskopumuz var. Neymiş? Negatif yüklüymüş. Bakın buna negatif yüklü. Ben bu cismin bunun daha fazla açılması için ne yapmam lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Ya negatif yüklü bir cismi yaklaştırırım. Yaklaştırırım böyle. Negatif yükler itildiği için bu biraz daha açılır. Ya da ne yaparım ben buna? Bakın, ya da dokundururum. Negatif yüklü bir cisme dokundurduğum zaman, bakın negatif yüklü bir cisim dokunduracağım. Negatif, 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 negatif. Dokundurulduğu zaman bunda, burada da dokunuyorum. Bu yaklaşırsa, yaklaşırsa, yaklaşırsa. Burada da dokunursa, dokunursa. Dokunursa yük alışverişi olacaktır. Bundan buna yük geçişi olabilir. Ha, bu kesin değil. Bundan da buna geçebilir de yeniden yük paylaşımı yapacaklar. Azalabilir de, ama ihtimal ki açılma ihtimali de var burada. Elektrodun topusunu topraklamak arkadaşlar. Topraklamak nötrleştirir yani. Nötrleşir. Negatif yüklü iletken çubuğu topuza dokundurmak. Evet, olabilir. Burada ikinci ihtimalde olduğu gibi. Evet, bu olur. Pozitif yüklü yalıtkan çubuğu topuza yaklaştırmak. Eğer buraya biz pozitif yaklaştırırsanız negatif yükler yukarı doğru çıkacak, topuzda birikecek. Burası da yük azaldığı için biraz daha kapanacaktır. Bunu istemiyoruz. Açılmasını istiyoruz. O halde bizim doğru cevabımız B olacaktır. Altıncı sorumuzda dünyamızla ilgili atmosferik gazlar dünyanın yaşanabilir sıcaklıkta olmasında etkilidir. Evet, doğru. Atmosfer, biz biliyorsunuz, bir battaniye gibi dünyanın ısısını korur. Sera etkisi nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklığının yükselmesi küresel ısınmadır. Sera etkisi ne demektir arkadaşlar? Karbondioksit miktarının artması demektir. Karbondioksit güneş ışınlarının tuttuğu için, yani dünyaya gelen ışınların bir kısmı tekrar dünya üzerinden yansıyıp uzaya gitmesi lazım ki dünyanın sıcaklığının
belli bir oranda kalsın. Ama atmosferimizdeki gaz oranı artınca yansıyan ışınların tutulduğu takdirde dünyamızın ısısı artar. Buna da biz küresel ısınma diyoruz. Evet, sera etkisi veya küresel ısınma. Evet, bu da doğru. Dünya üzerindeki su kütlesinin fazla olması sıcaklık dalgalanmalarını engeller. Evet, çölleri düşünün. Çöllerde gündüzleri çok sıcaktır, geceleri de çok soğuktur. Çünkü karalar hemen ısınır, hemen soğur ve havanın sıcaklığını düşürür. Ama yakınında su kütlesi bulunan göl, deniz, nehir bulunan yerlerde ise suyun öz ısısı yüksek olduğu için geç ısınır, geç soğur. Gündüz aldığı ısıyı gece de güneş gittikten sonra etrafa yayacağı için su kütlesi ve ortamın sıcaklığını fazla düşmesini engeller. Dolayısıyla sıcaklık dalgalanmasını engeller. Bu ifadede doğru cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorumuzda arkadaşlar, Kübra tamamen dolu su bardağı içerisinde bulunan metal parayı olduğu yerden daha yukarıda biraz daha yana kaymış olarak görüyor diyor. Bu ne ile alakalı? Işığın kırılmasıyla alakalı hatırlarsanız. Şöyle bakın bir kabımız olsun böyle içerisinde şu şekliyle. Bakın şuradan şöyle şuradan bir ışın gönderelim. Bakın şöyle bir ışın gönderelim. Bu ışın bakın ne yapacaktır? Böyle gitmeyecektir. Kırılacaktır değil mi? Şöyle kırılacaktır. Normale yaklaşacak. Şurada bir metal paranız varsa, şuradaki bir metal para. Bakın şuradan yarın ışından bahsediyorum. Gözden çıkan ışından bahsediyorum. Şöyle gözümüzle buraya çizdim. Göz kırılan ışığı takip etmez. Normal ışığın doğrultusunu görür. Ve biz paramızı şurada görüyoruz. Bakın. Parayı burada görüyoruz. Gelen ışının doğrultusunda görüyoruz. Kırılan ışının doğrultusundaki parayı burada görüyoruz. Kübra'nın gördüğü metal paranın görüntüsüdür. Evet, bu ifade doğru. Yani bir nevi görüntü oluşuyor burada bak. Yukarıdan görülmesi de ışığın kırılmasıdır. Onu da söyledik. Evet. Kübra'nın bakış doğrultusu su yüzeyine diktir. Arkadaşlar dik ışınlar kırılmaz. Dik ışınlar kırılmaz. Kırılmadığı için de parayı olduğu yerde görürdünüz ama bu yana kaymış olarak görüyor diyor. Evet bu ifade yanlış bir ifade. Suyun kırılma nisi havalıktan büyüktür. Evet normale yaklaştığı için bakın buradaki cismi burada görüyoruz. Bu da doğru bir ifade. Metal paradan çıkan ışınlar Kübra'nın gözüne ulaşmıştır. Evet metal paradan çıkan ışınlar kırılarak ulaşmıştır. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız C.